Okuduğum ayetler Nahl suresinden 89, 90 ve 91. ayetler. 89. ayete önceki dersimizde başladık. Girişinde Allah Azze ve Celle وَيَوْمَ نَبَعْثُ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا Her ümmet için şehit çıkardığı, tanık çıkardığı duruma işaret etmiş. Ve kaldı ki bunu 84. ayeti işlerken de bu ayete değinip konu etmiştik. Allah Azze ve Celle'nin ümmetlere peygamberlerini tanık tuttuğu, hangi vazifeyi icra ettikleri, neleri tebliğ edip etmedikleri noktasında kendilerini sorguladığı, Allah'ın elçisinin dünyadan ayrılmaya yakın ümmetini kendisine tanık eylediği, sorumluluklarını yerine getirdiğine dair şahit tuttuğu, şehadetin karşılığı olan bir tanıklık. Yine önceki dersimizde söyledik, bu tanıklık sadece elçilerle sınırlı olan bir tanıklık değil. Bu ümmetin de mesela tanıklığını Cenab-ı Hak, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Sizler insanlara tanık olasınız diye. Sadece bizlerin de ümmetin kendi içerisindeki tanıklığı da değil, eşyanın, varlıkların, derilerimize, ciltlerimize varıncaya değin, tanıklık edecek pek çok şeyin bulunduğu bir ortamda, hakkın ortaya çıktığı, gerçek bir adaletin sağlandığı, kimsenin herhangi bir bilgi saklayamadığı, herhangi bir bilgiyi gizli de saklı da kaçıramadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bu ayetin girişinde Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği وَيَوْمَ نَبَعْثُ Herkesi tekrardan dirilttiği günde, bütün tanıkları ortaya çıkarıp herkesi muhasebe ettiği günde, elçiyi de tanık olarak çıkardığında وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا عَلَى هَاُولَى Ayetin bu kısmında kaldık önceki dersimizde. Devamında Cenab-ı Hak وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ Sana da kitabı indirdik. تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Her şey için bir açıklama olmak üzere. وَهُدًا ve bir hidayet kaynağı olmak üzere. وَرَحْمَةً ve bir rahmet olmak üzere. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ Ve Müslümanlar için bir müjde olmak üzere sana da kitabı indirmiş bulunuyoruz buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Allah Azze ve Celle bu ayetten neyi murad ediyor? وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ Sana da kitabı indirdik derken Resulüne hitap ettiği anlaşılıyor. Ona indirdiği kitap malum Allah Azze ve Celle'nin bu okuduğumuz kitabı Kur'an-ı Kerim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Her şey için bir tibyan olmak üzere. Ayetin bu ifadesi önemli çünkü bazı kimseler ayetin bu ifadesini başka mecralara çekme gayretindeler. Cenab-ı Hak tibyanen likulli şey, her şey için bir tibyan. Tibyan kelimesi tifal vezninde bir isim, tıpkı timsah gibi mesela. Açıklama manasında, her şey için bir açıklama olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bir kitap. Bu ayeti ve benzeri ayetleri, tafsil ayetlerini de aynı şekilde kullanıyorlar. Bunlar bu ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın bu kitapta her şeyi açıkladığını, geriye artık açıklanacak bir şey bırakmadığını iddia etmekteler. Ve bu iddialarıyla da maksatları sadece ve sadece elçinin bu konuda kitaptan ayrı herhangi bir açıklamasına ihtiyaç olamayacağı vurgusudur. Yoksa aynı yaklaşımı başka herhangi bir bilgi kaynağına veya bilgi üretimine karşı sergilememekteler. Hatırlarsanız benzeri ifadeleri yine Allah Azze ve Celle'nin biz kitapta herhangi bir şeyi ihmal etmedik yahut kitapta her şeyi içine aldık ve benzeri ayetleri de aynı mahiyette kullanmaktalar. Ne var ki o bahsedilen ayetler bir defa bu ayetlerden farklı. Onlar Kur'an-ı Kerim'i kastetmiyor Allah Azze ve Celle oralarda. Ayetlere şöyle kısaca bakacak olursak, söz gelimi Cenab-ı Hak diyor ki,
وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Hiçbir yerleşke yok ki bizim kıyamet gününden önce helak edeceğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın helak edeceği bütün yerleşkeler, bütün kavimler, milletler, şehirler, her ne varsa kıyamete uzayıncaya kadar قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete değin helak edeceğimiz. Sadece helak edecekleri değil, اَوْ مُعَذِّبُوهَا Yahut azap edecekleri, onlar da dahil olmak üzere. وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Hiçbir bu manada yerleşke yok ki azap edeceğimiz yahut helak edeceğimiz. İllaki kitapta satır satır biz bunu yazmışızdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu şehirler hangileridir? Ne şiddette bir azaba uğramışlardır? Kıyamete değin hangi muhitte, hangi şehir helak edilecek yahut azap edilecektir? Bunlardan eksik bile yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Eksiği, dışarıda kalanı yoktur. Elimizdeki kitap Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı, kıyamete değin azap görecek yahut helak görecek bütün şehirleri kapsayan bir kitap değildir. Benzer şekilde yine aynı bağlamda gelen, aynı kapsamda gelen ayetlerden bir tanesi, bizim yapıp ettiklerimizle alakalıdır. Cenab-ı Hak, her ne yapıyor, her ne ediyorsanız, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ Her ne işle meşgul olsanız, وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ Her ne Kur'an okusanız, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Her ne iş yapsanız, اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا İlla ki biz size tanık oluruz. اِذْ تُفِيضُونَ ف۪يهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ Siz bu işlere daldığınızda hepsine biz tanığız. Zaten Rabbinden hiçbir şey gizli kalmaz. Onun basiretinden, onun tanıklığından hiçbir şey geride kalmaz. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ Ne yerde وَلَا فِي السَّمَاءِ Ne de göklerde. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Ne de bundan daha küçüğü, وَلَا أَكْبَرَ Ne de bundan daha büyüğü, yani bizim bu davranışlarımızdan, yapıp ettiklerimizden, daha küçük boyutta olanlar yahut daha büyük boyutta olanlar, Cenab-ı Hakk'ın bilgisi dışında miskali zerre kalmaz. Ve tüm bunlar, اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Hepsi apaçık bir kitaptadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Aynı ayetin içerisinde Kur'an zaten geçiyor. Cenab-ı Hak siz her ne Kur'an okusanız, ne oturup kalksanız, bunların hiçbiri bilgimizin dışında değil, zaten Rabbinin bilgisinden bir miskali zerre bile dışarıda kalmaz. Ne göklerde, ne de yerde. Hepsi bir kitaptadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu kitabı, işte Kur'an budur, bu ayetleri böylece sahiplenip, Kur'an dışarıda hiçbir şey bırakmamıştır şeklindeki kullanım. Gerçi bu kullanımı daha ziyade eskiden yaptılar, şimdilerde bıraktılar ama yine benzeri bir ayette Allah Azze ve Celle وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde gaibe, yani kaybolmuş herhangi bir şey, insanların bilgisi dışındaki herhangi bir şey, göklerde yahut yerde yok ki illa fi kitabin mubin. O kitapta olmasın. Yani herkesin bilgisi dışında o göklerin uçsuz bucaksız derinliğinde herhangi bir nesnel varlık yahut nesnel olmayan varlıklar her neyse illa ki o kitapta Allah Azze ve Celle bulunur buyuruyor. Yine o kitapta Cenab-ı Hak bizim ömürlerimiz kısaltılması, uzatılması, herhangi bir dişinin yüklenmesi, gebe kalması, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Bir kişiye ömür verilmesi وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عَمْرِهِ yahut ömründen eksiltilmesi اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ İlla ki apaçık bir kitaptadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Sadece insanların mı? Hayır, hayvanların da kayıtları o kitapta mevcuttur. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde hiçbir canlı yok ki illa alallahi rizkuha. Rızkı Cenab-ı Hakk'ın üzerine olmasın. Cenab-ı Hakk'ın sorumluluğunda olmasın. Allah onun rızkını sağlıyor olmasın. İlla ki bunların hepsinin rızkını Cenab-ı Hak sağlıyor. Ve ya'lemu mustakarraha. Onların yaşam alanlarında ve mustevdaaha. Onların öldükleri yerleri de Allah Azze ve Celle bilir. Ve bunların hepsi وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّنْ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Hepsi apaçık bir kitaptadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bütün canlıları, sadece bu canlı türlerini değil, bunların yaşam alanlarını ve ölümlerini Allah Azze ve Celle hepsinin o kitapta mevcut olduğunu buyuruyor. Rızıklarından yaşam alanlarına, doğdukları yerlere, öldükleri yerlere kadar hepsi o kitapta an be an kayıtlıdır. Ve açık bir şekilde, kuşkusuz bu kitap Kur'an-ı Kerim değildir. Benzer şekilde bizim başımıza gelecek herhangi bir hadiseler, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde isabet eden herhangi bir musibet, yahut sizin kendi iç dünyanızda sıkıntılar vesaire isabet eden herhangi bir şey, görünür biçimde olanlar, fiziksel olanlar yahut duygu boyutunda olanlar. İlla fi kitaben, bunların hepsi illaki bir kitaptadır. Min qabli en nebra'aha, biz onu yaratmazdan evvel. Bunların kaydı Allah Azze ve Celle'nin bilgisi sayesinde bir kitapta mevcuttur. Daha hadiseler yaşanmadan önce. Herhangi bir musibet türünün herhangi birimize isabet edecek yerde yahut gökte bunların hepsinin o kitapta kayıtlı olduğunu Cenab-ı Hak buyuruyor. Tabi bizler açısından bu tasavvurumuzun ötesinde bir şey. Olacak olayların hepsinin öncesinde o kitapta kayıtlı olması. Cenab-ı Hak inne zalika alallahi yesir. Bu Allah için kolay bir şeydir buyuruyor. Bu Cenab-ı Hak açısından zor olan bir şey değil. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, yaşam, ölüm alanları, rızıkları, başlarına gelecek olanlar hepsi o kitapta kayıtlı. Yerleşkeler, şehirler, bırakın bunları, cemadatı bile, cansız varlıkları bile Cenab-ı Hak. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Düşen herhangi bir yaprağı bile. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Ne de yerin karanlıklarında, derinliklerinde bir siyah tane, bir siyah habbe. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ Ne kuru ne de yaş. اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ İlla ki o kitapta, o apaçık kitaptadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yaş olan bir varlığın, kuru olan bir varlığın kaydının bile yaştan kuruya, kurudan yaşa dönüştüğü zamanların, mekanların kayıtlarının bile o kitapta apaçık bulunduğu, her şeyin kayıtlı olduğu an be an halden hale geçişlerinin bile ömürlerinin, ecellerinin, doğum ve ölüm alanlarının hepsinin kayıtlı olduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Ve o kitapta hiçbir şey ihmal edilmiş değil. Cenab-ı Hak وَمَا مِنْ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاهِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاهِهِ Ne kara parçası üzerindeki canlılar ne de iki kanada üzerinde uçan kuşlar. Bunlar hepsi o kitapta kayıtlı. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyuruyor Cenab-ı Hak. Karada yaşayanını da, havada uçanını da, cansız olanını da, ömürlerini kısaltılması, uzatılması. Ayetler bu şekilde hatırladığımız kadarıyla. Daha benzerleri de çok. Ve bunların Kur'an'a işaret etmediği kesin kes açıkken, bu ayetlerin bir kısmını bir taraflarından alarak Kur'an'a hamletmek ve sonra da onu sünnete karşı kullanmak, işte adavetin, Cenab-ı Hakk'ın وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَامِ dediği boyutu bu. Gerçeği önce saptıran, sonra saptırdığıyla da hakikate karşı mücadele eden bir kimse, bir anlayış. Bir dönem bunu bayağı bir yaygın şekilde yaptılar, bu ayetleri bu manada kullanmayı. Sonra ayetlerin bu çerçevede olmadığını, Allah Azze ve Celle'nin başka bir şeye işaret ettiğini görünce bundan vazgeçtiler. Kuşkusuz, çok şükür o dönem geride kaldı. Ancak bugün okuduğumuz ayet ve benzerleri de hala benzer bir amaçla kullanılmakta. Bu kötü kullanım, dediğim gibi sadece maksadını, hedefini hadise yönelik seçiyor. Yoksa Allah Azze ve Celle kitapta her şeyi tafsil ettik, kitapta her şey için açıklamada bulunduk, benzeri ayetleri artık kitabın yeterliliğine, dolayısıyla da herhangi bir bilgiye dışarıdan bütünüyle kapalı olmak gerektiğine dair bir genel yaklaşımda kullanmıyorlar. Sadece sünnete yönelik. Zaten bu çifte standartları onların tutarlılığını temelden yok ediyor. Çünkü aklederek ürettiğimiz bilgiler, Cenab-ı Hakk'ın akletmeyi emrettiği için. Böyle bir durumda bana akletmek gerekli değil. Çünkü kitap kafi demek ne kadar mantıksız ise. Çünkü Cenab-ı Hak akletmeyi emrediyor. Tefekkür ederek neticelendirdiğimiz muhakemeler, sonuçlar, Allah Azze ve Celle emrediyor. Efendim, tefekkür ederek elde edilecek yeni bir bilgi yok, zaten kitapta hepsi var. Neden denmiyor? Aklederek hangi yeni bilgiyi elde edeceksin? Zaten kitapta hepsi var. Kur'an sana yetmiyor mu? Neden denmiyor? Ama aynı ifadeler burada kullandığımızda nasıl sırıtıyorsa, aynı ifadeler Resulullah'ın sünnetine, pratiğine karşı kullanıldığında da bir o kadar dayanaksız, temelsiz ve savruk kalıyor. Çünkü Kur'an'ın bu manada bir kalkan olarak kullanılması, bizatihi Kur'an'ın emrettiği konularda olunca çelişkinin tam merkezine oturuyor. Tam manasıyla bir çelişkiye dönüşüyor. Allah Azze ve Celle söz gelimi, yeryüzünü gezin, dolaşın. Fesiru fil ardi. Fanzuru keyfe bada'al halk. Bakın bakalım, yaratılış nasıl başlamış? Bunun emarelerini yeryüzünde bulunduran Allah Azze ve Celle, buna dair bilgilerin izini sürmek üzere bizi yönlendiriyor. Ben böyle bir yolculuğa çıkamam. Oradan bulacağım ekstra bir bilgi yok. Her şey zaten Kur'an'da mevcut. Bana Kur'an kafi denilebilir mi? Benzer bir yaklaşımla Cenab-ı Hak göğe nazarımızı, dikkatimizi çekiyor. Gökteki ayetlere dikkatimizi çekiyor. Bunlar neden gökteki ayetlere karşı aynı yaklaşım ile bize Kur'an kafidir, buradan öğreneceğimiz herhangi bir şey şirktir mülahazasında bulunmuyorlar? Çünkü Cenab-ı Hak emrediyor ve oraya dair her şey değil, oraya dair açıklamalar mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Her şey mevcut iddiasının nedenli temelsiz ve tutarsız olduğunu ifade etmek için bunları söylüyorum. Biliyorum son derece abes kalıyor, son derece dayanaksız kalıyor ama aynı muhakemenin sonucu olduğu için yüzlerine vurmak adına buna ihtiyaç var. Cenab-ı Hak gökteki ayetlere, yerdeki ayetlere, varlığımızdaki ayetlere, Kur'an'da ne kadar inne fî zâlike le âyât, oracıkta birçok ayetler var deyip bizi yönlendirdiği, geminin deniz üzerindeki hareketinden tutun,
Denizin taşıdığı, beslediği varlıklardan tutun. Bizim uykumuza, uyumamıza değin. Gecenin üzerimizi örtmesine, aya, güneşe, varlığımıza dair pek çok konuda Cenab-ı Hak burada ayetler var. Akleden kavim için aklederek o ayetleri deşifre edersiniz. Tefekkür eden kavim için ve benzeri ifadelerle Cenab-ı Hak bu verileri işlememizi ve sonuca gitmemizi emrediyor. Bunların nasıl herhangi birine bana Kur'an kafidir karşı çıkışında bulunmuyorsak, Cenab-ı Hakk'ın bizi kendisine yönlendirdiği, örnek olarak sunduğu ve yönlendirip hayatı boyunca yanlış yaptığında uyardığı, kendisine itaat etmeyi, yani elçisine itaat etmeyi, zatına itaat saydığı kimseyi de aynı şekilde bana Kur'an yeter diyerek dışlayamayız. Oradaki yaklaşım neyse buradaki yaklaşım da odur. Çünkü Kur'an'ın bir emridir. Cenab-ı Hak elçisine itaat etmeyi kendisine itaatle eşdeğer saymış. Bunu elçiye itaat etmek, insana herhangi bir kişiye itaat ederek şirk koşmak şeklinde yorumlayacaklara da hayır, orada dur, ona itaat edişiniz bana itaat ettir. Bana itaat etmektir. Çünkü o benim gözetimimde vahyin her kanalıyla, her türlü bilgi aracılığıyla onu yönlendirmekteyim. Yanlışlarını düzeltmekte size geriye kusursuz bir örnek olarak Resul'ün örnekliğini bırakmaktayım diyen Allah Azze ve Celle'dir. Ona itaat, bana itaattir. Dolayısıyla bu tür ayetlerin bağlamlarından kopartılarak sünnet düşmanlığı için kullanılması ilmen hiçbir şey ifade etmemektedir. Dayanıksızdır. Nasıl yıllarca Kur'an'da eksik bir şey yok ifadelerini hep Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği Ümmül Kitap için, kitapların anası için bahsettiği ayetlerin tahrifi olarak bir ilhat örneği olarak sergilemişlerse bu ayetler için de durum aynıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her şey için bir açıklama, her şey için bir tafsil diye bahsettiği hususlar bu konuların dip detaylarını ele aldığını, dip detaylarını verdiğini ifade etmemektedir. Her şey için bir açıklama, her şey için bir tafsil, söz gelimi. Cenab-ı Hak fasıl fasıl konuyu özünden ayrımlarına gider. Ve bu her şeyi içine alacak bir tafsilattır. Yani fasıllamadır. Söz gelimi Allah'tır göklerin ve yerin yaratıcısı. Bu göklere ve yere dair bir açıklamadır. Bunun daha üstünü gökler ve yer ayrımına gitmeden yapabileceğimiz her şey üzerinden ki bu bir ayettir. Allahu haliku kulli şey. Allah'tır her şeyin yaratıcısı. Bak her şey mevcut mu? Ve her şeye dair bir açıklama mevcut mu? Elimizde bu değil mi? İşte bak her şeye dair açıklama böyle oluyor. Dip detay anlamında değil bu. Bunu oraya tahrif edip sadece sünnet adaveti için kullanmak istiyorsun. Kendini kandırmak istersen, ayetleri tahrif etme pahasına kendini kandırmak istersen, bu senin yaptığına sünnet düşmanlığı değil, Kur'an düşmanlığı denir. Çünkü sünnetten önce ayetleri tahrif ediyorsun. Allah'tır her şeyin yaratıcısı. Bu her şeye dair açıklamayı belli ayrımlarına gidebiliriz ki Cenab-ı Hak gidiyor. Ve fasıl fasıl söz gelimi üçe ayırabiliriz. Bu her şey ifadesini gökler, yer ve arasındakiler olarak ki bu da Kur'an-ı Kerim'de böyle tafsil edilmiştir. Allah'tır göklerin yaratıcısı diyerek bir A yaptık. Allah'tır yerin yaratıcısı bir B yaptık. Allah'tır arasındakilerin, her ikisinin göklerin ve yerin arasındakilerin yaratıcısı. Bir fasıl aşağı indik. Bu daha da aşağı gidilebilir. Mesela yer ayrımından dağlar, toprak, bitki örtüsü olarak gidebilirsiniz. Gök ayrımından yıldızlar, galaksiler, gezegenler diye gidebilirsiniz.
Bunları kendi içerisinde ayırdığınız halde hala her şey kapsam içerisindedir. Her şeye dair bir tafsil, her şeye dair bir açıklama olmak üzere. Bunu deminki ayetlerin benzeri gibi dışarıda hiçbir şey bırakmayan, her şeyi içinde kapsayan bir ifade biçimiyle gelmemekte. Onlar oracıkta mevcut ve orada kastedilen Kur'an değil. Bunu açıklıkla görmektesiniz. Şimdi bu ayetlere sarıldılar ve bir de birazdan bahsedeceğim mucize talebi ayetlerine sarıldılar. Hepsi sünnete karşılık, Resulullah'ın örnekliğine karşılık, onun açıklamalarına karşılık bir düşmanlık yapmak üzere. Tibyan kelimesi Allah Azze ve Celle'nin özelde ve tek olarak burada kullandığı bir kelime. Tibyanen li kulli şey, her şey için bir açıklama. Benzer bir ayeti Efe gayrallahi ebtegi hakemen, Allah'tan başkasını mı hakem araştırayım? Aramızdaki hakemliği Cenab-ı Hak yapıyor. Resul'ün kendisiyle didiştiği, kendileriyle didiştiği, mucize talebi karşısında Allah Azze ve Celle'den beklentiye girdiği, ancak Cenab-ı Hakk'ın ayetler Allah'ın katındadır. Senin bu manada bir yetkin yok, bu beklentilerin karşılanmayacak. İstersen yeryüzünü delik açarak yahut göğe merdiven dayarak kendin bir ayet araştıracaksan araştır. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki hükmü belli diyerek geri çevirdiği ayetlerde elçisine böyle dedirtti. Allah'tan başka mı hakem arayayım? Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki aramızdaki hükmü bu. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابُ مُفَصَّلًا O'dur size kitabı mufassal olarak indirmiş olan. Size kitabı. Allah Azze ve Celle size bu mucize taleplerinizi reddediyor. Diyor ki sadece kitabı indirdim. Ve bu kitap fasıl fasıl her şeye dair tafsilatı içeren bir kitap. Bu sizin için kafi. Eğer hakikatin araştıranıysanız, gerçeğin izindeyseniz, mucize gerektirmiyor. Bu kafi. Mucize taleplerine karşılık Cenab-ı Hakk'ın söylettiği bu ifadeyi yine mufassal kelimesinden tutarak özellikle kitap bize indirildi, bize bundan gayrısı yok anlamında tahrif ederek, halbuki size kitabı indiren, tahrifat pek çok tarafından yapılıyor, pek çok boyuttan yapılıyor. Siz biz noktasında yapılıyor, mufassal üzerinden tahrifat yapılıyor. Her şeye dair bir tafsil, her şeye dair bir fasıl ifadesi, dip detaylar mevcut, ötesinde bir detay yok. Yani her şey mevcut, ekstra herhangi bir açıklama gereksiz manasında. Ki bunu Resul'e karşı yaparken, kendilerine sıra gelince buna hiç uymamaları da ayrı bir kabahat. Nice açıklamalar yapmaları görselde, kitap boyutunda, uzun uzun çabalarla pek çok yerinde bunları ancak benden duyunca anlayabilirsiniz. Başkalarından anlayamazsınız şeklinde kendilerini açıklayıcı olarak zorunlu, elzem gösteren yaklaşımlar ile nice telifatları var. Hani bunların gereksizliği de aynı gereksizlikle açıklanabilecekken çifte standardın daniskasını yaşıyorlar. Bu boyutların hepsi bir tarafa. Ayetteki tahrife odaklanalım. Her şeye dair bir fasıllama, her şeye dair bir açıklama, dip detayları açıklama anlamında değildir. Söz gelimi aynı ifade Cenab-ı Hakk'ın Tevrat içinde kullandığı yerde mevcuttur. ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Sonra biz Musa'ya kitabı verdik. تَمَامًا عَلَى الَّذ۪ي اَحْسَنَا İyilik yapmak üzere, İyilik, iyi kimseler için tas tamam bir kitap. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ Ve her şey için bir tafsil. Cenab-ı Hak aynı ifadeyi Tevrat içinde kullanıyor. Bütün dip detaylar Tevrat'ta da mevcut mu? Kur'an için kullandığı تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ Mufassala aynı kelimeler.
Derseniz ki olabilir. Tevrat'ta da bütün dip detaylar mevcuttur. Ne var bunda? Allah Azze ve Celle وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَةً. Sadece levhalar, Hazreti Musa'nın taşıdığı, üzerine kazınmış levhalardaki emirler için bakınız ne diyor. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. Biz levhalarda onun için yazdık. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَةً. Her şeyden bir öğüt ve dikkat edin ve tafsilen li kulli şey, ve her şeye dair, her şey için bir tafsil. Levhalarda sadece her şeye dair fasıl olduğunu Cenab-ı Hak söylüyor levhalarda. Hadi bütün dip detaylar orada da mevcut deyin. Hayır, öyle değil. Cenab-ı Hakk'ın bu bahsettiğimiz tafsil, her şeye dair tafsili açıklaması işte böyledir. Tekrar örneğimize dönelim. Allah'tır her şeyin yaratıcısı. Bu her şeye dair bir açıklamadır. Bunun ayrımlarına gidebilirsiniz. Ama dip ayrımlarına kadar gidilmek zorundadır ve bütün dip ayrımları mevcuttur. Canlı türlerine, bunlara dair her türlü bilgiye vesaire derseniz o zaman tahrifata girmiş olursunuz. Cenab-ı Hak bunu söylemedi çünkü. Her şeye dair bir açıklama ile her şeyin açıklanması, bütün boyutlarıyla mevcut olması ayrı şeyler. Ve bunun örneği var Kur'an-ı Kerim'de zaten. Cenab-ı Hak her şeyin açıklandığı, iğneden ipliğe her şeyin eksiksiz bulunduğu o kitaptan bahsediyor zaten. Ancak ne var ki o da Kur'an değil. Şimdi tahrifatınızı ulu orta çerçeveler içerisine alıp sağda solda insanları yanılttığınız ayetleri görüyor musunuz? Bu yaptığınız da sünnete düşmanlık değil, Allah'ın ayetlerine düşmanlık etmiş oluyorsunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Cenab-ı Hak ayetlerimizde ilhat yapanlar, bunlar bize gizli kalmazlar buyuruyor. Belki çömezlerinizi bir dönem yanıltıyorsunuz. Belki insanların bir kısmını bir dönem yanıltıyorsunuz. Ancak bu yanıltmaca devamlı olmaz. Cenab-ı Hak kimseyi sizin elinizde mağdur etmez. Ancak kendi gönlünce, hevesince, bile bile bu yanılsamanın içerisine giren kimseler, onlar ayrı. Onlar zaten zalimin zalime yar olduğu bir süreçteler. Bunun beklentisi içindeydi. Elçinin örneklediği şekliyle dinin formatı kendisine uymadığından, kitap üzerinden hevasınca bir din yaşamak isteyenler, bu arzuyla yaklaştıklarında onlar için yapacak bir şey yok. Onlar içerisinde namazı kaldıran da oldu, zekatı, orucu vesaire. Sadece Allah deyip nokta, gerisi gerekmez diyene varıncaya kadar, deizme sarılıncaya kadar çıkanlar oldu. Bu heves ve arzuyla olduktan sonra tutamazsınız, ateist de olur. Ama Allah'ın dinini sadece Allah'tan, pratiğini onun gönderdiği elçisinden öğrenmek üzere buna rağm olan kimseler, bu niyette ve bu samimiyette olan kimseler bu tür dezenformasyon ile ancak bir süre aklı karıştırılabilir belki, ama sonrasında hakikati görür ve niyeti iyi yönde olunca da hidayete tabi olur. Sadece levhalardakiler için bile Cenab-ı Hak o tafsilen li kulli şey buyuruyor. Her şey için bir açıklama, her şey için bir fasıl var orada. Fasıllama var orada. Yine benzer şekilde hepimizin bildiği ve pek çoğumuzun okuduğu Yusuf suresi için de Cenab-ı Hak aynı ifadeyi kullanıyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ. Onların kıssalarında akleden kimseler için ibret vardır. مَكَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى. Bu iftira edilmiş bir anlatım değildi. Bu anlattığımız surenin sonunda söylüyor Cenab-ı Hak. Bir iftira değil. Ne Yakub'a, ne Yusuf'a,
ne de kardeşlerine. Bu bir gerçek. Velakin tasdika allazi beyne yedeyhi. Kendisinden öncekileri bu manada tasdik eden ve tafsila kulli şeyin. Ve her şeye dair bir fasıl içeren. Yusuf suresi görünürde bir hikayeyi kıssa eder gibidir. Ama her şeye dair bir faslı vardır. Ve bu anlamda zengin bir kitap gibi tek başına. Levhalardaki kadar özlü her şeye dair bir açıklaması bulunan ve huden devamı tıpkı diğer ayetteki gibi geliyor. Ve huden ve bizim ayetimizdeki gibi geliyor. Ve huden ve bir hidayet kaynağı. Ve rahmeten ve rahmet olmak üzere. Ve buşra lil muslimin. Ve huden ve rahmeten li kavmin yaqilun. Akleden kavim için hidayet ve rahmet kaynağı olmak üzere. Dolayısıyla her şeye dair fasıllama ve her şeye dair açıklama ifadelerini bu manada tahrif ederek sünnet düşmanlığı yapmak, bu sadece böyle yapmak isteyenler için. Biliyorsunuz bu hayatta kendisini aldatmak isteyenler, kendisini yanıltmak isteyenler için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ama içlerinde hakikati öğrenmek isteyenler, gerçeği bilmek isteyenler varsa, ne her şeyin iğneden ipliğe içinde olduğu ayetlerdeki kitap Kur'an'dır, ne de Kur'an'la ilgili olan bu ayetler her şeyi içine aldığı iddiasındadır. Her şeye dair bir açıklama verdiği iddiasındadır. Dip detayları her şeyle içine aldığı iddiasında kesinlikle değildir. وَتِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Bir başka ayet grubu var ki yine aynı kapsamda kullanılıyor. Kafi değil mi manasında. Ve bu da yine önüyle arkasıyla kestirilmek suretiyle mucize talepleri karşısında olan ayetler. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ. Bütün var güçleriyle yemin ettiler ki لَاِنْ جَاَتْهُمْ اَيَتُنْ. Onlara bir ayet, bir mucize gelecek olsa لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Ona kesinlikle iman edecekler. قُلْ اِنَّمَا الْاَيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. De ki mucizeler, ayetler, bak bu kez çoğul kullanıyor Cenab-ı Hak, hem de aynı ayetin içerisinde, Allah'ın katındadır, benim elimde değil. Ve bu ayetin devamında Allah'ın elçisi, Cenab-ı Hak aramızdaki hükmü böyle verdi. Başka bir hakem mi araştıracağım? Size elinize kitabı vermiş bulunuyor. Mufassal kelimesi orada geçiyor. Diğer ayet, aynı şekilde olan ayet. وَقَالُوا. Yine onlar dediler ki لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّ. Şuna mucizeler indirilse ya Rabbinden. Burada da çoğul. Ve bu çoğul, sadece çoğulluğunu bırakın, tek tek sıra sıra andığı yer de var Cenab-ı Hakk'ın. Öyle bir ayet anlamında değil. اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ. Kendisine hazine indirilse, bahçeleri olsa, göğe yükselse, yanında bir melek gelse diye sıra sıra bu mucize taleplerini anlattıkları yerler de var. Dolayısıyla bunlar ayetler, mucizeler çoğul manada da kullanılıyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hak orada da aynı şeyi söyledi. قُلْ اِنَّمَا الْاَيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. De ki mucizeler, bu istedikleriniz benim elimde değil, Allah'ın katındadır. Sonra da Cenab-ı Hak dedi ki اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Kendilerine tilavet olunan bu kitabı indirmemiz onlara yetmedi mi ki mucize istiyorlar? Bu ayeti de yerinden koparıp, tahrif edip Resul'ün açıklamalarına ve uygulamalarına karşı kullanmak. Bize Kur'an kafi değil mi kapsamında böyle bir kalkan olarak kullanmak. Hiç ayıp olmuyor mu? Böyle yapan kimseler hiç kendilerinden utanmıyorlar mı? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinde ameliyata girişmek hangi kulun haddinedir? Hele hele Resulünü, Cenab-ı Hakk'ın bir başka emri olan Resulüne itaati yok etmek, imha etmek üzere. Sohbetimizi her duyduklarında rahatsız oldukları bir ayetle bitirelim. مَنْ يُطَعَ الرَّسُولَ
فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılır. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ